Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda az önce gördüğünüz duvar süsünü sizlerle birlikte yapacağım. Duvar süsü ya da kapı süsü istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve az maliyetli. Hemen malzemeleri tanıyarak başlayalım. Ana malzememiz keçe. Ben Sudor'un keçesini tercih ettim. Sudor'un bir etkinliğinden akrilik boya kazanmıştım. Onu gönderirken yanında keçe de gönderir misiniz diye rica ettim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Sudor'un keçelerini beğeniyorum çünkü bir tık daha kalın oluyor diğerlerine göre. Harflerin içini doldurmak için elyaf ve pamuk kullanacağım. Bir de harfleri dikmek için aynı renklerde iplik ve iğne. Temel malzemelerimiz bu kadar aslında. Yani keçeyi alırsanız kalan şeyleri evden kullanabilirsiniz. Şablon olarak kullanmak için bir kağıda H ve O harfleri çizdim ve kestim. Eğer bu mükemmel olsun istiyorsanız çıktı alabilirsiniz. Ben elde yaptığım için her yere eşit değil. Çok da önemli değil açıkçası. Bir de geyiklerin kafası için şöyle armut gibi bir şey kestim. Her renkte ikişer harf kullanacağım. Yani kırmızı keçede 2 H ve 2 O harfine ihtiyacım olacak. H harfini yerleştirdim, etrafını çiziyorum. İki harf çizmekle uğraşmak istemedim. Daha pratik hale gelsin diye ben şöyle bir yöntem buldum. Bir tane harfi çizeceğim. Ondan sonra keçeyi ikiye katlayacağım. Üste çizdiğim harfi keserken alttakini de otomatik olarak keseceğim için iki harf elde etmiş oluyorum. Ama eğer kendinize güvenmiyorsanız, keserken alttaki keçeyi kaydırabilirim diyorsanız siz iki ayrı harf çizerek daha garantiye alabilirsiniz. Bütün harfleri hazırladım. Şimdi az önce anlattığım gibi ikiye katlayarak üstteki harfi keseceğim. Alttaki de otomatik çıkmış olacak. Bu aşamada mümkün olduğunca dikkat etmek ve kaydırmamak gerekiyor. Keçe zaten yapı olarak tutunmaya müsait bir ürün olduğu için kolay kolay kaymıyor. Parmaklarınızın arasına güzel sıkıştırırsanız bir de keskin bir makas kullanırsanız kaydırma ihtimaliniz azalıyor. Benim az önce kullandığım büyük makas biraz körelmişti, o yüzden bu küçüğü tercih ettim. Artık bitiriyorum. Kontrolü gittiğim için hiç kaydırmadım ve görüyorsunuz birbirinin aynısı iki tane harf elde ettim. Hemen diğer harflerimi de keseyim, ondan sonra dikişe geçeceğiz. Uygun renklerde ipliklerimi aldım, dikişe başlıyoruz. Kırmızıyla başlayacağım. Harflerimi üst üste getiriyorum. İkisinin tam böyle denk geldiğinden emin olmamız lazım. Dikerken de kaydırmamak önemli çünkü. İpliğimi bu arada iki kat yaptım. Düğümü arkaya getirerek dikmeye başlıyorum. Mümkün olduğunca böyle kenardan kenardan dikeceğim. Ve her çıkardığım ipliği bir öncekinin içinden geçireceğim. Böylece dıştan bir düğüm gibi olacak ya da bir zincir diyebiliriz. Dikiş tabirlerinde mutlaka bunun bir ismi vardır. Şu an tam söyleyemedim ama bakınca ne yaptığımı anlarsınız. Biraz ilerledikten sonra şöyle bir içten kontrol ettim. Bir sıkıntı var mı diye. Her şey yolunda görünüyor. Bu şekilde devam ediyorum. Sol tarafı boydan tamamen diktim. Şimdi içine elyaf doldurmaya başlayacağım. Çok fazla ilerlemeden, iç tarafı dikmeye geçmeden doldurmak istedim. Böyle azar azar biraz dikip biraz doldurup yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve harfimizin tamamını şişireceğiz. Küçük bir parça ekliyorum, sonra şişkinliğini kontrol ediyorum. Bakıyorum tam dolmamış, biraz daha ekliyorum. Böyle ufak ufak ekleye ekle kontrollü bir şekilde gidebiliriz. Zaten elyaf ekledikçe sıkışıyor, yani orada daha alacak yer var. Özellikle köşeleri güzel doldurmaya çalışıyorum. Eğer dikişleri patlatmaktan korkuyorsanız bir kürdan yardımıyla köşelere ittirebilirsiniz. Artık yeterince doldurdum. Şimdi elyaflar çıkmasın diye dikkatlice tutarak dıştan dikmeye devam edeceğim. Yine aynı yöntemle dikiyorum. İplik böyle halka halindeyken iğneyi içinden geçiriyorum ve dışarıdan daha sağlamlaştırmış oluyorum. Biraz diktim, biraz doldurdum. Diktim, doldurdum derken bayağı bir ilerledim. H'nin orta kısmını da tamamladım. Artık sağ tarafı kaldı sadece. Yine buralara dolduracağım böyle. Kürdan yardımıyla köşeleri iyice ittiriyorum. Her yerinin eşit dolgunlukta olması önemli çünkü. İyice yerleştiriyorum. İstediğim dolgunluğa ulaştı. Şimdi dıştan aynı şekilde dikişini tamamlayacağım ve ilk harfimizi bitirmiş olacağız. Son dikişe atıyorum. Artık tamamız. Buradan bir düğüm atacağım ve ipliği keseceğim. İstediğim dolgunlukta oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bir de dışarıdan baktığımda böyle elde dikildiği çok anlaşılmıyor. Mümkün olduğunca düzgün diktim. Gayet güzel oldu bence tamamız. Diğer harfleri de birebir aynı şekilde dikeceğim, dolduracağım ve hepsini hazırlayıp hemen geri dönüyorum.
Harfler ve geyik kafaları tamam. Hepsini diktim, doldurdum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kenarlarına bakınca elde dikildiği hiç belli olmuyor. Belli olsa da önemi yok çünkü yanda kalacak zaten. Şimdi renk sıralamasını yapacağım. Şöyle kırmızı, yeşil ve beyazı da alta koymayı düşündüm. Armuta benzeyen geyik kafalarım da bu şekilde. Şu an ne olduğu anlaşılmıyor ama birazdan onlara boynuz, burun ve göz yapıştıracağım. Boynuz ve burunlar dolgulu olmayacak. Onları normal keçeden kestim. Ben yapıştırırken silikon tabancası kullandım ama başka yöntemlerle de yapıştırılabilir. Sıvı silikonlar oluyor ya da belki Japon yapıştırıcısı da olabilir çok fazla sıkmadığınız sürece. Ya da dikebilirsiniz, böylece yapıştırıcıya ekstra masraf yapmamış olursunuz. Silikon tabancası kullanacaklar için dikkat ettiğim noktaları söyleyeyim. Çok fazla silikon sıkmıyorum ve sıktıktan sonra dairesel hareketler yapıyorum. Böylece silikonun uzamamasını sağlıyorum. Her şeyini yapıştırınca geyikler çok tatlı olacak. Şimdi diğerlerini de hızlıca yapıyorum ve en son harflerin üzerine geyikleri yerleştireceğim. Her şeyimiz hazır. Geyikler gerçekten çok minnoş oldu. Kahverengi olanın boynuzlarını da siyahtan yaptım. Son olarak bütün parçaları birleştireceğim. H ve O harflerini ortasına biraz silikon sıkarak yapıştırıyorum. Burada amaç duvara astığımızda birbirinden ayrılmamaları. Bir de tabii harfler bitişince süsümüz tek parça haline gelmiş olacak. Bu da daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Dediğim gibi bu aşamada yine iğne iplikle dikişte yapabilirsiniz. Son olarak geyikleri harflerin köşelerine yerleştireceğim. Böyle sağlı sollu yapmaya karar verdim. Renkler zıt olursa daha hoş görünür diye beyaz geyiği kırmızıya yapıştırdım. Kahverengiyi beyaza yapıştıracağım için yeşile de otomatik ten rengi olan kaldı. Bence güzel bir renk seçimi oldu. Son olarak süsün askısını hazırlayacağım. Bunun için bir jütip kullanıyorum. Daha önceden almıştım bunu. Muhtemelen 2 mm falandır. Bunu da zamanında 5 lira gibi bir fiyata almıştım. Evde başka ipleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Maksat evdeki malzemeleri değerlendirmek, makrame ipi falan da iş görür. Bu arada gördüğünüz şekilde silikonlayıp ipleri yapıştırıyorum. Ben harflerin arasındaki boşluğu göz kararı bıraktım. Cetvelle falan bir ölçüm yapmadım. 3-4 santim gibi bir boşluk bıraktım ve yamuk olmamasına dikkat ettim. Eğer yamuk yapıştırırım diye korkuyorsanız mutlaka cetvelle ölçüm yapın. En alttan sarkan fazlalık ipleri de kesiyorum ve artık istediğimiz yere asmaya hazırız. İlk önce şöyle duvarda göstermek istedim. Astığım tepe noktasından itibaren boy uzunluğu 50 santim oldu. Geyiklere gerçekten bayıldım ya. Kırmızı burunlarıyla Noel Baba'nın kızağını çeken ren geyiklerinin birebir aynısı oldular bence. Kapı süsü olarak da böyle duruyor. Tokmağın altından astım. Hemen dış kapının yan tarafında duvarda da kullanabilirsiniz. Yani yılbaşı yaklaştığında evin birçok yerinde kullanabileceğiniz bir ürün aslında. Bu duvar süsünü kanal abonelerimden birine hediye etmek istiyorum. Aranızdan birine çıkacak. Instagram profilimde bir çekiliş postu paylaştım. Çekilişe nasıl katılacağınızın detayları orada yazıyor. Umarım her kime çıkarsa şans getirir. Bu tarz düşük bütçeli kendin yap videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden iyi yıllar. Hoşça kalın.